Rehber videoları bu seri bittikten sonra gelecek ama My Career videolarında da şimdi yapacağım gibi arada sırada kendi özelliklerimi, oyunun neresinin ne işe yaradığını falan göstereceğim. Gördüğünüz gibi özelliklerim bunlar. Normalde 10.000 misim var ama 10.800 istediği için onu yükseltemiyorum. Şöyle atış stilimi falan göstereyim. Atış stilim Kevin Durant. Çıkarış zamanım hızlı. Normalde normal kullanılıyor. Ben hızlıyı kullanıyorum. Ve serbest atışım Stephen Curry. En çok sorduğunuz smaç paketlerim ise bunlar. Yeşiller satın aldıklarım, maviler kullandıklarım. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Şu anda 9 tane smaç paketi kullanıyorum. Layup paketinde de Jamal Crawford'unkini kullanıyorum. Derrick Rose'unkini almıştım ama Jamal Crawford daha iyi geldiği için onunkini seçtim. Maçtan önce böyle hareketlerde LeBron James'in box hareketini satın aldım. Ama hani pre-tip-off dediği hava atışından önceki hareketlerde hiçbir şeyi kullanmıyorum. En çok sorulan bir diğer soru aksesuarlarımı nereden alıyorum? My Player Store'dan parkta giyeceğinizi, evinizde ve deplasmanda giyebileceğiniz her şeyi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve sosyal medyadan da böyle ligde ne oluyor ne bitiyor bakabiliyorsunuz. Lig liderlerinden sayı krallığına, asist krallığına, ne bileyim her şeyin liderliğine bakabiliyorsunuz. Ve aynı yerden playoff picture'a girerek şu anda playoff'a kimler girebiliyor onları görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda biz 4. sıradayız. Clippers'ın hemen gerisindeyiz. Ve buradan da MVP yarışlarına falan bakabiliyorsunuz. Hemen yanındaki Purchase bölümünden de VC satın alabiliyorsunuz. Buradan da oyunun zorluğunu, dakikasını falan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda aşağıdan da forma numaranızı değiştirebiliyorsunuz. Hemen üstündeki Story Subtitles'da altyazıyı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama oyunda Türkçe yama yok. Onlar benim kendi eklediğim şeyler. Buradan da setleri açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi diğerleri kontroller falan. Ve umarım yardımcı olabilmişimdir deyip artık maça geçelim. Bu maç Golden State ile karşılaşıyoruz. Bir önceki maçta da onlarla karşılaşmıştık ama o maçı koymadım. Çünkü aynı maçı koyacaktım. Onların evinde olan maçı koyayım dedim ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap suyu, bir kap yemek koymayı unutmayın. Birkaç yenilikten bahsedeceğim. Instagram hesabımdan da paylaştım, Facebook'tan da paylaştım. PlayStation 4'üm sonunda geldi, hatta kutu açılımı videosunu yükledim dün. Hayırlı olsun diyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonra Allah'ın izniyle daha kaliteli şeyler, daha iyi grafikli oyunlar sizleri bekliyor. Başlangıç olarak NBA 2K15 satın aldım. İlerleyen günlerde daha farklı oyunlar yükleyebilirim belki. Dediğim gibi siz oyun tavsiye etmeye devam edin. En çok sorulan bir soruya şimdi cevap vereyim. Bu My Career'a ne olacak? Ya My GM'i ne olacağını bir önceki bölümde söylemiştim. Bu My Career arkadaşlar bittikten sonra rehber videolarına başlayacağım. Ve ondan sonra da My Team videolarına başlayacağım. Haftada 3 tane My Team videosu atacağım. Ama bunların ne zaman olacağı henüz belli değil arkadaşlar. Bu My Career serisi bir bitsin, ondan sonra rehber serisini bitireceğim. Ve ondan sonra My Team'e başlayacağım. My Team'e de büyük ihtimalle PlayStation 4'te başlarım. Herhangi bir şekilde para yatırmayı düşünmüyorum. Hani oyunun ilk bir single player modunu oynarım. Dediğim gibi haftada 3 video yükleyeceğim. O stabil olacak. Onun yanında yani videolarda dediğim gibi PlayStation 4'te canlı yayın yapma olayı varmış. NBA 2K15'te My Park'a gideriz veya abim geldiğinde canlı yayında cezalı oyunlar oynarız. Cezayı siz belirlersiniz. Onlar gerçekten çok güzel olacak ama biraz zamana ihtiyacım var. Bu My Career serisini hızlı hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum şimdi. Elimden geldiğince hızlı video yüklemeye çalışıyorum. Ki geçenlerde 3 video yükledim. Bir arkadaşımız Alper abinin kanalını Suriyeliler ele geçirmiş diye bir şey yazmış. Okulda upload etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü evde 7-8 saat beklediğim videolar, yani okulda abartmıyorum, yaklaşık bir 5 dakikada 6 dakikada halloluyor böyle. Nasıl oluyor bilmiyorum ama gerçekten çok hızlı bir upload hızı var üniversitenin. Yani okula artık hevesle gidiyorum upload edeceğim falan diye. O yüzden hani hızlı hızlı videolar yapacağım. Okul kapanana kadar bayağı bir video yüklemeyi düşünüyorum. Elimden geldiğince günde 3-4 video ile gidip şey yapıyorum arkadaşlar. Hani 600 beğeni diyorum ya My Career'a normalde. Bir sonraki bölüm hazır oluyor. Siz 600 beğeniyi geçtiğiniz anda ben onu tak diye açıyorum. Bundan sonra videoların hepsini öyle yapacağım. Dediğim gibi bu videoda 600 beğeniyi geçtiği anda direkt diğer bölüm yayınlanacak. O 600'ü geçince direkt diğeri falan pistan. Böylelikle bu serinin hemen sonuna geleceğiz. Ve bundan sonraki her video PlayStation 4'ten yayınlanmış olacak. Canlı yayınlar çok güzel olacak. Yani onu henüz bilmiyorum ama şey falan diyorlar. Sanırım canlı yayın yapıyorken ben sizlerin yorumunu görebiliyormuşum PlayStation ekranında. Hani televizyonda yani. Öyle bir şey olursa çok, gerçekten çok güzel sohbetler ederiz. Muhabbetler, soru cevap falan çok güzel olur yani. Sizlerin de katılacağınızdan eminim. Veya PlayStation 4 oynayan arkadaşlarımızla birlikte hani PlayStation 4'te Rec Center maçı yapabiliriz. My Park'a gidebiliriz. Henüz PSN Plus üyeliğim yok. PSN üyeliğim de yok. Onu açtığım zaman Facebook sayfamdan durum olarak yazacağım. Ve ekleyen herkesi kabul etmeye çalışacağım. Bilmiyorum onda bir hani Steam'deki gibi bir sınır var mı? Onu bilen arkadaşlar yazsın. Hani arkadaş ekleme sınırı var mı bilmiyorum ama
Yani ekleyen herkesi kabul etmeye çalışacağım bu arada. Mükemmel bir pas etti Davis Basket faali çıkaran isim. Bu arada belki fark etmişsinizdir de o kadar övdük bir önceki videoda, hani Golden State'de bu maçta Stephen Curry yok sanırım, sezonu kapatmış oyunda. Ve daha da ilginci, Klay Thompson sezonda 29 sayı ortalama tutturmuş ama Golden State Warriors playoff'a kalamıyor oyunda. Gerçekte birinci sıradan girdiler, mükemmel bir sezon geçirdiler ama yani şu an bu sezonda playoff'a kalamadılar. Ben de işte bu maçları MVP sıralamasında sıram artsın, ne bileyim duyuruları falan söyleyeyim tarzında çekiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki PlayStation 4 gerçekten beklediğimiz değecek arkadaşlar. Bu arada Ezeli beni blokladı. Ben bunun öcünü alırım. Şimdilik 23 sayı 4 rebound 10 asist oynuyorum. İçeriye girdim. Ezeli'nin üstünden smacı basamasam da 25. sayımı attım. Bu maça da çok iyi başlamıştık. Hatta bir ara 10-0 falandı durum ama şu anda gerideyiz. 3 sayı gerideyiz. Kobe Bryant 24 saniye biterken farkı 1'e indirdi Black Mamba. Yani hep dedim şu adamla bir şampiyonluk yaşamak istemesem, Kobe Bryant'la bir şampiyon hani olmak istemesem gerçekten direkt PlayStation 4'ten devam ederim ama sırf onun için şu anda PlayStation'da değil, yani bilgisayarda bu seriye devam ediyorum ama yakın bir zamanda sonlanacak. Bu arada çok güzel bir pastı. Bu seriye devam etmemin bir nedeni daha var. Bilmiyorum, eskiler bilir, yani yeni gelen arkadaşlarımız biliyor mu bilmiyorum ama bu serinin birinci sezonu YouTube'dan sebebini bilmediğim yani ve anlam veremediğim bir şekilde silindi. Onun için bu seriyi oynuyorum. Charlotte Hornets'te gerçekten çok emek vererek yaptığım bir birinci sezon YouTube'dan silindi. Yani normalde benim şu anda kanalımın izlenme sayısı 1,5 milyonu falan çok rahat bir şekilde görmüştü ama onların silinmesi falan çok kötü oldu ya. LeBron Path to Greatness silindi. Türkçe 2K14 My Career silindi. Yani gerçekten haksızlık ama ilerleyen günlerde onunla da ilgili bir duyurum olacak sizlere. Hep birlikte bir şey yapabiliriz. Umarım destek verirsiniz. Bu arada maça çok iyi başladık ama bu arada Festus Ezeli sportmenlik dışı çıktı aynen. Sonradan gördüm. Sportmenlik dışı yaptı Festus Ezeli. Bu maçta beni blokladı ve gereksiz derecede sert oynuyor. Ben ona cevabını vermeyi istiyorum ama maçın bitimine de az kaldı. Neyse ki burada yani sportmenlik dışı çıktığı için iki atış kullanacağım. Bir de kenardan top oyuna sokacağız. İki atışım da başarılı. Genelde bu tür şeyler yapan oyuncular takımına çok büyük zarar verir ki burada da bir üçlük bulabilirsek farkı 6'ya çıkarmış olacağız. 2'de 2 attım serbest atıştan. Sean Livingston çok uzun ama postta iyi bir savunmacı. Burada da atışım başarılı değil. Zaten bu maçın genelinde çok yüzdesiz oynadım. Bir türlü ritmimi bulamadım ki altta da çıktı. 24'te 10 ile oynuyorum. 31 sayı 13 asist var ama yani gerçekten çok yüzdesiz oynuyorum. Şu anda %41 sahiçi yüzdem var. Wilson Chandler'a çok güzel pas ve farkı 5'e çıkardık. Benim de 14. asistim oldu. Oyundaki playoff modunu çok beğendiğimi ilk sezonda söylemiştim ama yani hatta hatırlıyordur belki ilk sezonu izleyen arkadaşlar, playofflar çok güzel geçmişti. Tüm taraftarlar aynı renk giyiniyor, çok bağırıyorlar. Bir de ben hani o kalabalığın sesini %100 yapıyorum falan, çok güzel oluyor. Bu arada Ezeli'den bir faul daha çıktı. Şu maçı Ezeli'yi poster etmeden bitirmek istemiyorum ama mecburen bitireceğim. Bu arada Green'in topunu çaldım. Hızlı hücum şansı. Hafif bir kasma olduğu için durmak zorunda kaldım. İşte PlayStation 4'te bunlar olmayacak. Ezeli, yani orada karşıma çıkarsan parçalayacağım seni. Harrison Barnes pazara kadar gitti. Orta mesafeli atışı Maximum Release. Maçın bitimine 3 dakikadan az kaldı. Orta mesafede bir anlık boş kaldım. Atışım başarılı değil. Normalde içeriye girmiştim ama işte oyuncum bir anlık durup şuta kalkınca %42 ile oynamaya devam ediyorum. Ezeli de 10 sayı 9 ribaundla çok iyi bir maç geçiriyor diyebiliriz. Hani kenardan gelip oldukça iyi bir performans gösteriyor. Sean Livingston'ın topunu çaldım. Hızlı hücum şansı. Kobe Bryant maç basamadığı için alıp atmadım diye. Faul yok mu yalnız orada? Hızlı hücum şansı, farkı 4'e çıkarabiliriz. Wilson Chandler alıp'ı kaldırdım. Aman top kaybolmasın da sıkıntı değil. 2 bloklarsan 3 yersin yapabilir miyiz acaba? Burada da Ed Davis'le olacak iş değil. Ed Davis'in dışarıda ne işi var? O da bir ayrı soru işareti. İçeriye girdim. Wilson Chandler bir anlık boş kaldı. Klay Thompson sırtıyla çaldı o topu. Ve duruma eşitleme şansı yakaladılar. Harrison Barnes hızlı hücumda Ezeli beni pazara kadar gönderdi. Sanki bana inat olsun diye oynuyor şu an Ezeli. Öyle bir şey var gibi. Hani sanki online maçta var böyle tipler. Onun gibi oynuyor şu anda. Klay Thompson bir anlık boş kaldı. İkilik mi üçlük mü belli değil ama atışı başarılı değil. 6. ribantımı aldım. Oyunu biraz yavaşlatmamız lazım. Şu anda önde olan taraf biziz. Hızlı oyun işimize yaramıyor. Ed Davis perdeye geldi. İçeriye girdim. Basket faul. Ezeli faul yapın isim. Al bunu Ezeli. Oh be, vallahi yemin ediyorum rahatladım ya. Ona koduğum öyle sportmenlik dışı yapmaya benzemez. Ben zıpladıktan sonra böyle gelirsen olacağı bu ve atışım da başarılı. Farkı 5'e çıkardık. Tam maç bitti diyorum, koptu diyorum. Bir şekilde geri geliyorlar. Harrison Barnes coştu ikinci yarıda. Yani burada bir şey yapıp artık maçı koparmalıyız.
Kobe Bryant alır almaz üçlüğü gönderdi. Kobe Bryant şunu bitirip eve gidelim artık dedi ve farkı 4'e çıkardı Black Mamba. Harrison Barnes Allah razı olsun bir şeyler kaçırmaya başladı ve 23.2 saniye kala taktik faul yapmaya başladılar. Bunun ikisini atarsam geri dönüş yolları tamamen kapanmış olacak yani bir mucize olmadığı sürece. İlk atışım başarılı ve ben de 38 hatta bununla birlikte 39. sayımı attım. Taktik faul yapmaya devam ediyorlar ve böylelikle ben de 40 sayı barajını tekrar aşmış olacağım. Son zamanlarda gerçekten MVP yarışını kafama taktığım için çok iyi oynamaya çalışıyorum. Burada ilk atışımı kaçırdım ama ikinci atışım başarılı. Ve böylelikle bu maçın da sonuna geliyoruz. İlerlerden fırlattığım son saniye zaten girmesi çok düşük bir ihtimaldi ve böylelikle bu maçı da 102-97 kazanmış oluyoruz. Bu maçta 28'de 12 ile 40 sayı 7 ribaund 15 asist 4 top çalmayla oynadım. Yüzdesiz oynadım ama takımıma galibiyeti getirdim. Hemen diğer oyuncular ne yapmış ona bakalım. Klay Thompson 35 sayı atmış ama başarılı değil. Kobe Bryant 20, Ed Davis 10 sayı atmış. Oldukça iyi bir takım galibiyetiydi. Ve sonunda Dimer rozetimi aldım. En çok istediğim rozet buydu ve bunu da almış oldum. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölüm için hemen 600 beğeniyi geçin ki direkt ben de açayım onu. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.